Önce gidin genel başkanınıza. Deyin ki bu üstün cesaret ve feragat madalyası var ya, onu iade edin. Siz bu madalyayı alarak zaten Filistin'den, Kudüs'ten feragat ettiğinizi beyan ettiniz bütün dünyaya. Bu feragat madalyası öyle bir madalyaydı. Onu bir iade etmesini söyleyin genel başkanınıza. 28 Haziran 2016 yılında imzaladığınız anlaşmada, daha sonra genel kurulda da geldi bu. Bu anlaşma Ankara ve Kudüs'te 28 Haziran 2016 tarihinde her biri eşit derecede Türkçe ve İbranice imzalanmıştır. Bakın, bu kopardığınız yaygaranın aksine siz Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak anlaşmaya imza attınız. Gidin bu anlaşmadan imzanızı çekin. İsrail'le ilişkilerinizi askıya alın ya. Gemilerinizi oraya gönderip mal çekmeyi biliyorsunuz. Gemilerinizi çalıştırmayın. Ticaretinizi askıya alın. Ondan sonra gelin. Biz bunları dinleyelim. Yine sürekli gündeme taşınıyor. Sayın Erdoğan'ın İsrail Cesaret Ödülü verildiğine dair sürekli bir yaygara koparılıyor. Elbette İsrail, özellikle mazlumların yaşadığı bu hissiyata ortak olan, bunu bütün uluslararası toplumun dikkatine çekmek suretiyle dünyaya aykıran Sayın Cumhurbaşkanımızdan rahatsız. Çünkü Davos'ta ve özellikle 2009 yılında yaşanan o vahşetten sonra bütün İsrail'in Balfour Deklarasyonu ile başlayan, Taksim planını yok sayan, BM'nin de uluslararası toplumun bütün kararlarına aykırı hareketlerinin üzerinin örtülemeyeceğini göstermiştir. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımıza İsrail Cesaret Ödülü verildiğine dair yalanın arkasında ne var? Ben söylemiyorum. Bunu bugün pek de güvenilen, birilerinin pek de güvendiği uluslararası medyada ifade ediyor. Deniyor ki, Sayın Erdoğan'ın şahsına ödül vermedik. Kendisine verilen plaket, cesaretin takdiri adı ile bilinen ve 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan Avrupa'da... Buyurunuz Sayın Başkanım. Avrupa'daki Yahudileri kurtarmış olan Türk diplomatların anısına atfen kendisine takdim edilmiştir. Yani bu bir takdir plaketini kendisine teslim ettik ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk demokratların, diplomatların anısına verilmiştir. Yanlış mı verilmiş? Yani 2. Dünya Savaşı'nda Nazi zulmünden kaçan ve antisemitizmin kurbanı olan Yahudilere bugün tarih boyunca olduğu gibi merhametin, şefkatin bütün güzelliklerini gösteren aziz milletimizin tarihte yer alan diplomatlarına ve aziz milletimize verilmiştir. Yani Nazi zulmüne mahkum edilmeyen, hayatı kurtarılan o Yahudi zulmündü, Yahudilerin anısına verilmiştir. Kimlermiş bu diplomatlar? Necdet Kent, Beyi Çerkin, Firuzan Çelik, Cemal Özkaya, Saffet... Buyurunuz Sayın Başkan. Ertem Şevki Kantemir, Abdülahat Birden, Kudret Erbey, Galip Evren, Selahattin Ülkümen ve Burhan Işık isimli ve burada bir kısım sayamadığımız diplomatlar adına verilmiştir. Şu anda başta Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyamızda yanan ateşleri söndürmek için ortaya koyduğu diplomatik atılım, mücadele, gayret elbette birilerini rahatsız etti. Kimi rahatsız etti? Bir taraftan Kuzey Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu, Türkiye düşmanlarını, silah baronlarını, faiz lobilerini, petrol şirketlerini rahatsız etti. Kimi rahatsız etti? Yine Mavi Vatan'ı kurmamızdan rahatsız olanları elbette rahatsız etti. Libya'daki duruşumuz, Azerbaycan'daki Ermeni işgalini sonlandırmamızdan rahatsız olanlar, Cumhurbaşkanımızın İsrail'in zulmüne karşı duruşundan rahatsız oldu. Yine Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gazı keşfederek milletimizin hizmetine sunmamızdan rahatsız oldular. Elbette aynı işbirlikçiler Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih'in vasiyetine ve vakfiyesine uygun bir şekilde İslam mabedi olmasından rahatsız oldular. Onun için bu Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin ve onların işbirlikçilerinin rahatsızlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olma idealinde
nice çok rahatsızlıklar yaşayacaklar. Şimdiden o işbirlikçilere rahatsızlıkları için elbette hazırlanın diyoruz. Teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Grup Başkan Vekilinin bahsettiği 2. Dünya Savaşı'nda Nazi zulmünden Yahudileri kurtaran diplomatlar bugün yaşıyor olsalardı İsrail'in Filistin'e yaptığı bu kırımın ve soykırımın karşılığında böyle bir madalyayı asla kabul etmezler, iade ederlerdi. Onlar adına böyle bir madalyayı almaya hakkı yoktur. O yüzden bu Filistin bu zulüm altındayken o madalya iade edilmelidir. İkinci Cihan Harbi'nde Türk diplomatlar Nazi zulmünden kaçan Yahudilere anne şefkatini tarih boyunca bütün muazzumlara gösteren aziz milletimizin duruşunu göstermiştir. O diplomatlar al bayrağımızın ve medeniyetimizin bütün o şefkat ve medeniyet duruşunu o gün gösterdiği gibi bugün yaşamış olsalardı yine Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde One Minute olayında Davos'ta nasıl ortaya koymuşsak duruşumuzu ve Filistin davasında Filistinli kardeşlerimizin yanında nasıl durmuşsak o diplomatlar yine bu duruşun en güzel tecessüm ettiği hali ortaya koyarlardı. Genel kurulun dikkatine sunarım. Tamam. Engin abi. O diplomatlar hiçbir emperyalist güçle eş başkanlık yapmazlardı. O diplomatlar 3.750.000 öldürülen Müslümanların kanına kendi ellerini sokmazlardı. O diplomatlar Türkiye'nin yetiştirdiği monşerler değildi. Onlar asıl diplomatlardı. Onlar hırsızlık ve arsızlık yapıp şimdi büyükelçi olanlar da eş tutulmamalıdır. Onun için o diplomatlar bugün olsalardı Filistin'in bu zulmü karşısında bu madalyayı reddederlerdi. O diplomatlar yaşasaydı Kuzey Suriye'de terör koridorunu bertaraf eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu ahlaksız yakıştırmayı yapmazlardı. Mavi vatanı inşa eden Libya'da, Azerbaycan'da Ermeni işgalini ve terör yaklaşımlarını durduran Recep Tayyip Erdoğan'a bu yaklaşımları yapmazlardı. Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgazı petrol şirketlerinin, silah baronlarının ve faiz lobilerinin gayretine rağmen çıkartan Cumhurbaşkanımıza bu yakıştırmaları teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. Ve yine Ayasofya'yı milletimize yeniden buluşturan ve birilerini rahatsız eden böylesi yaklaşımlara karşı sapasağlam dimdik dururlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi Türküyle, Kürdüyle. Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir başbakan ben Amerika Birleşik Devletleri'nin eş başkanıyım diyerek Orta Doğu'daki İslam zulmüne katkı sağlamamıştır. Bunu hiçbir başbakan yapmamıştır. Mavi vatan denilen kişinin yaratıcısı olan generalimizin bileğine kelepçeyi hiçbir başbakan takmamıştır. Hiçbir başbakan Türkiye Cumhuriyeti'nde Filistin zulüm altındayken diplomatlara verilen o madalyayı onlar adına ben kabul ediyorum demez. Çünkü o diplomatlar bu zulüm altında o madalyayı reddederdi. Bunu bütün herkes bilsin.